oluyordu. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin iyi niyeti elçisi olmak bana çok büyük bir gurur veriyor. Bu ünvanına sahip olmak aslında yürüdüğüm yolun doğru olduğunu, o zamana kadar hem özel hayatımda hem profesyonel hayatımda yaptığım seçimlerin, eşitlik için koyduğum niyetlerin görünür olduğunu gösteriyor ve görünür olmak çok güzel bir duygu. Kadınların zorlu mücadelelerden geçerken kazandıkları tüm haklarını kutladığımız, teşekkür ederim. Kadınların zorlu mücadelelerden geçerken kazandıkları tüm hakları kutladığımız ve hala süregelen eşitsizlikleri tekrar masaya yatırdığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde aslında iyi niyet elçisi ilan edilmek çok büyük bir gurur elbette ki, fakat büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun bilinciyle daha önce kişisel olarak yürüttüğüm çalışmaları Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin gücüyle güçlendirerek daha fazla kadına ilham olabilmek ve kadınların hikayelerini daha fazla kadınla birleştirebilmek istiyorum. Kadına yönelik şiddetin son bulması, kız çocuklarının evlendirilmemesi, kadınların erkeklerle eşit bir şekilde eşit işe, eşit ücret almaları, kadınların siyasette, iş dünyasında, eğitimde ve hayatın her alanında aktif bir şekilde yer almaları, eşit hak, fırsat ve özgürlüklere sahip olmaları gerekiyor. Tüm bunlar için kadınların güçlenmesi, kendi potansiyellerini fark etmeleri ve aslında hayallerini gerçekleştirebilmeleri için uygun ortamların yaratılması gerekiyor. Birleşmiş Milletler'le ortak hedefim, Türkiye'nin her köşesinde olabildiğince çok kadına ulaşabilmek, onların hikayelerini herkes tarafından duyulur kılabilmek, kadından kadına sanat aracılığıyla bir yol aramak, onu bulmak, kadınların kadınlara olan dayanışması için, el uzatmaları için naçizane bir elçi olabilmek. Ön tarafta yazdığını demedim. Bir fotoğraf geldi lütfen. Pardon. Evet. En baştayız lütfen. Pardon. Teşekkürler. Evet hanım, buradayız. Aslan. Son kez buradayız. Bir buradayız efendim. Asya, please. Haber, evet, yok öyle. Herkes burada. Çıkıyorum. Çok teşekkür ederim. Merhaba.